Girdin yine abuk subuk işlere. Yarın da gideceğim bir çekime. Yine domates hıyar broşürü mü? Aşk olsun Hüsnü Çoban ama ya. Asıl sana aşk olsun. Baktım hep mankenler oyuncu oluyor. Bir de dedim ki oyuncu isterse nasıl manken olur? Onu göstereyim bizim camiaya. Sizin camia. Sen de kasılıp durma karşımda. Gözüm görmesin. Ne yaparsan yap ama dikkat et. Bak bunlar bugün giyecekleri. Boxer firmasıyla anlaştım. Ben yapmasam. Nedenmiş o? Yani atlet giydim diye tepe koydular. Bir de don reklamına çıkarsam var ya. Eski paranın 3 katını alacaksın. Oy. Parayı duyunca fikrin değişti galiba. Yok yok, beni affedin bu seferlik. Ayol hani oyuncuydun sen? Her rolü verin, kalkarım ben altından diyordun. Daha don bile giyemiyorsun. Şaşkolo. Size ekmek getirdim. Yalnız ziyan etmeyin, kolay kazanılmıyor. Otur hadi otur. Artiste bak, sanki inşaatta çalıştı. Mankensin oğlum alt tarafı. Gittin orada 2 saat dikildin, fotoğrafını çektiler. Öyle kolay olmuyor baba. Yeri geliyor nelere katlanıyorsun. Ne çekimiydi bu bakayım? Şey ya. Ney? Kazak atkı falan, kış sezonu içinmiş. Niye somurtuyorsun o zaman oğlum? Amma moralsiz geldin ha. Bir şey mi canın sıkıldı oğlum? Doğru söyle, üzdüler mi seni? Yok be anne ya, gelmeyin üstüme. Ay bak şimdi kardeşim, manken kızlar falan da var mı? Bikini çekim falan olursa çağır abinle, tamam mı? Orası iş yeri abicim. Bedenimizle para kazanıyoruz. Cinsel obje değiliz biz. Tamam lan sakin ol, gelmeyiz. Allah Allah. Ne oluyor buna? Tekin? Oğlum okula gitmedin mi sen? Baba. Konuşmamız lazım. Ne oldu? Baba. Ben bir hata yaptım. Ne diyorsun? Baba ben bir hata yaptım. Ne yaptın oğlum? Seni utandıracak bir şey. Baba beni affet. Ben kirlendim baba. Ulan millet kızını sakınır el alemden. Benim başıma gelene bak. Uykusuz fotoğrafımı çektiler ne demek lan? Yani öyle full çıplak değil de boxer'la. Zorla çektiler sanki. Oğlum iç çamaşır reklamında ne işin var lan senin? Eşek sıması. Ya baba ne yapayım? Bir anlığına da gaza geldim ya. Şimdi çok pişmanım valla. Ben yarın öbür gün tiyatrocu olacağım. Mesleğimle alınmak istiyorum ama fiziğimle değil. Onu soyunurken düşünecektin gerizekalı. Bir de atın üstünde poz verseydin bari. Puh yazıklar olsun. Sizde bizim oğlanın uygunsuz fotoğrafları varmış. Uygunsuz mu? Boxer çekim Tufan Bey. Neyini konuşacağız? Lütfen meşgul etmeyin beni. Sizi şöyle dışarı alın lütfen. Yani çıkarız çıkmasına da. Şimdi mekanınıza başkomiser gelmiş. Bir çay içmeyelim mi Tufan Bey? Al bunları, fotoğrafları. Hatıra olarak. Yo yo bende kalsın. Baba, baba at şunları ya. Annen nerede görecek oğlum bunları? Annen ya, nerede görecek? Ya hayır baba. Bırak. Bırak. Yoksa tüm mahalleye gösteririm. Ya. Kavim Bey iyi günler. Yürü eşlik sıması yürü. Yürü. Hadi oğlum seni bekliyoruz hadi. Geldim abicim. Bakmayın artık şunlara. Yeter ama. Ya anne. Boş ver anne. Çocuk yemek vermiş o kadar. Geldim. Hadi hazır mısın? Eğlence çıktı size de değil mi? Aşk olsun yani. Hadi bir kırklan aslanım benim. Hadi. Hadi lan eşek sıması. Bütün gün seni bekleyeceğim. Hadi. Temizlenmen, kırklanman lazım. Tövbe etmen lazım. Sabah da Eyüp Sultan'a gidiyorsunuz annemlerle. Hadi. Yok artık. Gideriz oğlum. Ne var? Ahu Tuğba filmine çevirdiniz iyice abicim. Ayıp ya. Sus sesini bile çıkartma. Yadın mı oğlum? Haykıyamam bebeğim benim. Tertemiz yapacağım seni. Temiz. Tertemiz olacaksın. Konuşma. Ben neden getirdim seni bu boya oğlum? Ben niye getirdim seni bu boya oğlum? Neden? Neden baba? Bilmem. Ama herhalde don reklamında görmek için değildim oğlum. Haklısın baba. Haklıyım tabii, haklıyım, haklıyım, haklıyım tabii. Bir daha böyle, böyle bir hat yersen kolunu, bacağını kırarım. Hüsnü, çok canı yakma çocuğunu Hüsnü. Yansın, yansın, yansın. Temizlik imandan gelir. Tertemiz oldun. Havlu ver, havlu ver oradan, havlu. Bana çay koy. Aferin. Dur lan çık. 3 kere. Ağza, 3 kere de bu. Unutma oğlum. Kızım geçti bitti. Aklandın, paklandın. Allah kabul etsin.